İmalat PMI alacağız Haziran'a ilişkin. Son 2 aydır orada ekonomik daralmaya işaret eden bir süreç var. Bu devam edecek mi göreceğiz. Çünkü bakıyoruz niye şirketler tarafında, imalat tarafında üretimde azalma var. Dış talep koşulları, yeni ihracat siparişlerinde ciddi azalma var. Bu baskı devam edebilir. Burayı takip ediyor olacağız. Tabii ki çarşamba günü TÜFE var. TÜFE de açıkçası aylık bazda %2,3, yıllık bazda ilk kez gerilemeyi göreceğiz. Yani dezenflasyon süreç başlayacak. 75,4'ten 72,5'a kadar yıllık enflasyonda bir geri çekilme görebiliriz. Özellikle yine giyim, ayakkabı, lokanta, oteller tarafı sezon etkisiyle birlikte konut, eğitim tarafında yine güçlü bir artış aylık bazda görülebilir kanaatindeyim. Borsa tarafına bakarsak biraz önce biraz bahsettim aslında. Yani borsa tarafında 10.657'den kapadık kısmi olarak. %1,15'lik bir düşüş vardı. Şimdi gri liste meselesiyle birlikte ben bu hafta açıkçası beklenti alınır gerçekleşmeler satıların çok olabileceği kanaatinde değilim. Daha yatayda giden 10.600'ler üzerinde tutunan bir endeks olur. Tabii piyasa şunu merak ediyor. Acaba biz bu 11.088 tarihi direncini ne zaman kırabiliriz? İşte özellikle hisse tarafında yabancı satıyor olması bir miktar açıkçası borsa tarafında baskı yaratıyor diyebiliriz. Dolayısıyla o yabancı satışı devam edecek mi bu tarafı güçlü bir şekilde bakıyor olacağız. Ama 19 Temmuz'daki bu Moody's'in en az bir ve hatta iki kademede satın alınacaktır piyasa tarafından. Bununla birlikte önümüzdeki 3 haftalık sürede ben 11.088 tarihi zirvesinin üzerine bir hareket görebiliriz kanaatindeyim. Hatta 11.250'lere doğru eğer 11.088 üzerinde birkaç günlük kapanış alabilirsek 11.250'lere gidilebilir. Tabii orada şuna dikkat etmek lazım. Mesela geçen hafta bankalara satış geldi, sigortalara satış geldi, iletişim tarafına satış geldi. Yine işte özellikle Amerika kaynaklı bilişim teknoloji tarafında güçlü satışlar var. Dolayısıyla şunu da görüyoruz. Hani hep şunu konuştuk. Bankalar artık yeterince gitti mi? Dikkatli olmamız gerekir mi diye. Dolayısıyla şuna dikkat edeceğiz. Özellikle bu hafta içinde. Yabancının gelip aldığı ve göreli olarak İskontosu az olan sektörler tarafında daha dikkatli olmak gerektiği kanaatindeyim. Hani buralarda eğer bir satış baskısı olacaksa bu tarafta bankalar tarafında bir miktar, işte sigortalar tarafında, iletişim tarafında bir miktar daha fazla olabilir kanaatindeyim. Bu açıdan süreci takip ediyor olacağız. Amerika tarafı önemli. Cuma günü tarım işçi istihdam verisi gelecek. Genel olarak işte 189 binlik bir tarım işçi istihdam beklentisi var. Veri çok çok kıymetli. Kısa vadede yön tayin edici olacak. Özellikle işte bir faiz indirimi, iki faiz indirimi. Bunu biraz daha netleştireceği kanaatindeyim. Tabii bu veriden önce Salı günü Jones açık iş ilanları gelecek. Orada ilk defa 7 milyonun seviyeleri bir geri çekilme bekleniyor. Çarşamba da çok kıymetli Amerika'da. ADP özel sektör gelecek. Dayanıklı mal siparişleri var, fabrika siparişleri var. Bu arada bugün tüm dünyada imalat PMI, çarşamba günü tüm dünyada hizmet ve bileşik PMI'leri alacağız. Yine çarşamba günü Amerika'nın hizmet PMI bu açıdan önemli. Çarşamba akşamı Fed tutanakları gelecek bir de son FOMC toplantısının. Orada bildiğimiz gibi yani Fed bize ekonomik projeksiyonlarda tek faiz indirimi söylemiyle gelmişti ama özellikle kendi aralarında ne konuştular faiz indirimlerine dair ve faiz indirimlerinin miktarlarına dair. Bu da piyasa fiyatlamaları açısından Fed tutanakları çarşamba günü önemli olacak. Tarım işi istihdam verisi öncesinde diye düşünüyorum. Yine Powell'ın konuşması var Salı günü. ECB'nin Portekiz'de düzenlediği bir toplantıda Lagarde'la birlikte konuşacak. Yine birkaç Fed üyesinde konuşmasını takip ediyor olacağız. Avrupa tarafına baktığımda orada da tabii ki Fransa'da ilk tur seçimlerin etkilerini göreceğiz. Beklenildiği gibi aşırı sağ partisi, Le Pen'in partisi birinci parti olarak çıktı. Fakat belirsizlik hala devam ediyor. Çünkü sandalye dağılımının 7 Temmuz'daki seçim sonrasında nasıl olacağı belli değil. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta Fransa 10 yıllık Fransa ile Almanya 10 yıllık spread'i 2012'den bu yana tarihi seviyelere yükselmişti. Bir miktar daha orada bu belirsizlik sebebiyle yükselme bekleyebiliriz. Euro dolar paritesinde kısmi bir kazanımlar haftaya başladığını görüyoruz. %0,4'lük. Dolayısıyla özellikle Fransa'nın ana endeksi tarafında bir miktar satış baskısı yaratabilir. Fransa 10 yıllık Almanya 10 yıllık arasındaki spread de bir miktar artabilir kanaatindeyim. Piyasa orayı da takip ediyor olacak. Yine İngiltere'de de Perşembe günü seçimler var. Yine piyasanın takip ettiği taraf olacağı kanaatindeyim. Gelecek pazarlık ya da müzakere haberleriyle birlikte. Yine Avrupa tarafında Salı günü TÜFE rakamlarını alacağız. Kısmi geri çekilme var hem manşet hem çekirdek tarafta. Burayı takip ediyor olacağız. Lagarde bu hafta 4 kez konuşacak. Sadece Perşembe günü konuşmayacak. Lagarde dışında diğer ECB üyeleri konuşacak. Orayı da takip ediyor olacağız. Son olarak Çin'in dün PMI verileri geldi. İmalat PMI 2 aydır üst üste ekonomik daralmada. Hizmet PMI son 5 ayın en düşüğünde. Bugün gelen Kaijin imalat PMI bir miktar beklenti üstünde. Yani Çin'de güçlü bir hala piyasaya destek çağrıları var. Her ne kadar ekonomi toparlanmaya çalışsa da ivme kaybı olduğunu görüyoruz. Son olarak altın fiyatlarına değineyim. Altın fiyatları için bu hafta çok çok önemli. Biraz önce bahsettim. Çarşamba Amerika'dan ve Cuma Amerika'dan çok önemli veriler gelecek.
yatay negatifte kapamıştı geçen hafta. 2340'ı bir türlü aşamayan, 2300 dolar altına inen bir altın olsa da 2300-2340 arasında son FOMC'den bu yana giden bir altın var. Dolayısıyla genel veriler eğer altını destekleyecek olursa 2375'ler ve hatta oranın üzerinde bir tutunmada görülebilir. Yani o banttan yukarı bir kayış görebiliriz bu hafta aşağıya da yukarı yönde. Aşağı yönde de eğer altın için baskılayıcı veriler gelirse bir alım fırsatı yaratabilir. 2280-2275 dolarlara doğru bir kayma olabilir. Dolayısıyla ons altın tarafında 2280'lere doğru gidişat gram altın için de orta uzun vade için yalnız bir alım fırsatı yaratabilir kanaatindeyim. Henüz kısa vade için hem gram altın hem ons altın tarafında pozisyon açmak için uygun bir ortam olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla belki bir miktar yukarı ya da aşağı yönde bir kırılımın olabileceği bir hafta olabilir kanaatindeyim. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız Yine için. Çok güzel bir ufuk turu oldu yani. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz.